Merhaba. Söze konuya direkt girmek istiyorum. Son günlerde İsrail Filistin Savaşı, orada Filistin mi, Hamas mı, Hizbullah mı, arkada kim var bilmiyoruz. Ancak ön tarafındaki işgalci güçlerin olduğu belli. Arka tarafında kimine göre tüm İslam devleti var, kimine göre bir takım terör örgütleri var. Birine göre Lübnan falan filan. Buna kim hangi pencereden bakıyor olursa olsun ben kime karşı yapılan saldırı olduğu değil de bu saldırıyı kimin yaptığı tarafından biraz konuyu incelemek istiyorum. Bence İsrail'in sonu geliyor. Hem de çok ciddiyim bu konuda. Sözüm İsraillere, Musa'nın torunlarına, Tevrat'ta yazıldığı gibi hiçbir bölge ya da dünya ya da kainatın kısmen ya da tamamı hiç kimseye vaat edilmiş toprak değil. Olamaz zaten. Tanrı doğa denen ilk insandan bu yana bir inanç sistemi var. Onun için Tanrı hiç kimsenin malı olamaz. Doğada, tabiatta, dünyada. Eğer dünya ile iyi geçinmek isterseniz adam gibi bulunduğunuz toprakların üstünde oturur, yaşarsınız o kadar. Hasta mısınız size? Bu lafım Amerika ve tetikçisi İsrail oranı. Dünya senin babanın tapulu malı mı? 50 sene önceki 1945'lerde İkinci Dünya Savaşı'ndaki Almanların size nasıl yaptığını, 100 sene önceki Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kuruluş günlerinde nerelerde olduğumuzu ve size kim oralara geçin de şurada oturun diye yol verdiğini ne çabuk unuttunuz. O hallerinizi bir düşünün. Düşünün de titreyip kendinize gelin. Bu bizdeki meşhur bir laf ama bir de siz titreyip kendinize gelin. 50 sene önce sizi fırınlarda yakan Almanya ile kanka oldunuz. Şimdi destek veriyorlar size. Peki 50 sene bir insan ömrünün yarısı. O zaman niye yakıyordu bunları fırınlarda? Ya affedersiniz o zaman bizim büyüklerimiz yakmışlar. Elinize fırsat geçse siz de yakarsınız yine. Çünkü mayanızda var. Aslında bu biraz da sadece Almanya, İsrail bilmem ne insanoğlunun mayasında var. Allah'a hükmet diyerek insan kesenleri, Müslüman kesenleri görmedik mi? Yani o da Müslüman, sen de Müslüman. Niye? Ne demek Allah'a hükmet diyerek? Allah'a hükmet. Kurbanı mı kesiyorsun ya? O zamanlar Avrupa'da kaçmak için fare deliği arıyordunuz. Şimdi millete fare deliği aratıyorsunuz. Bu neyin mantığı anlamadım. Şimdi karnınız doydu ya tabii. Karnı doyunca demişler bilmem insanın kulakları dikilirmiş. Bakın İsrailoğulları buralar size Tanrı tarafından vaat edildi, söz verildi diyen sizinle dalga geçmiş. O yazıları yazıp ellerinize tutuşturanlar yalan söylemişler. O kitapları üç aşağı beş yukarı bilirim ben. Çoğuna da inanmam. Yani orada insan yazması bir sürü laf olduğunu insan aklı başındaki bir insan görünce anlıyor. Ya diyorsun Tanrı kelamı böyle mi olur? Tanrı size dünyanın yarısını size vaat ettim. Kalkın da dünyayı size siz yönettim. Bu topraklar da sizin olsun demez. Öbürlere Allah'ın kulu değil mi? Onu Tanrı yaratmadı mı? Onu o Allah yaratmadı mı? Amerika'nın da sonu geliyor. Bundan 2005 sene önce yaşamış Konfüçyüs, Çinli bilirsiniz. Hayat notlarında şöyle diyor. Topraklarınızdan çok uzaklara gitmeyin. Bilmediğiniz topraklarda savaşa girmeyin. Çünkü sonunuz felaket olur. Bakın Roma İmparatoru İskender'e ta Makedonya'dan kalktı, Hindistan'a kadar gitti, yaktı gitti dünyayı, kavurdu gitti. Döndüğünde arkasında devlet yoktu. Roma İmparatorluğu çökmüş. Dönemedi de şimdi Akdeniz'in oradaki İskendiye'de kaldı, mezarı orada. Koskoca imparatorluk çöktü yani. Ne oldu Cengiz Han'a? Çıktı geldi Moğolistan'dan, Türkiye dahil yaktı, yıktı Avrupa dahil. Şimdi işte Macarlar falan var ya onların soyundan geldiler diyorlar. Yok Hunluyuz, yok Cengiz'in torunlarıyız falan.
Ne oldu sonra? Yani su akar yolunu bulur diye bir laf vardır bizde. Dünya tekrar kendi seyrine girer. Senin yakıp yıktığın yanında kâr mı kalıyor? Yoksa verdiğin acılar, ızdıraplar sadece vicdanlarımı sızlatıyor. Sen niye vicdanı sızlamıyor onu anlamıyorum. Osmanlı'nın da akıbeti aynı oldu. Şimdi bazılarımız diyecekler ki ya işte Osmanlı'ya laf söyleme. Niye kardeşim? Yani güçlü senden yana olursa haklı, senden yana olmazsa haksız. Ne işin vardı Osmanlı Viyana'da, Kudüs'te, Trablus'ta? Şimdi biz gitmiyor, Osmanlı gitmedi mi? Kudüs'e kadar, Trablus'a kadar, Viyana'ya kadar, işte Bağdat bilmem nere falan, işte dört kutada imparatorluk kurmuş koca şeyin, Osmanlı'nın torunlarıyız diye daha hala övünürüz biz. Ha o Osmanlı millet miydi? Başka bir şey, imparatorluk muydu? Onu da bilmiyoruz. Bugünkü Amerikan İmparatorluğu gibi. Amerikalı bir milleti var mı? Yok. İmparatorluk var mı? Var. Bu konuya fazla girmeyeceğim. Kanun mezarı bugün Bosna civarında bir yerde kaldı o zamanlar. Yerini sonradan tespit ettiler. En azından oraya bir mezar yaptılar da gidip geldikçe işte Kanun mezarı burada diye ziyaret ediliyor. Ha bununla ben zaman zaman üzülüyorum da tabii. Bunu ben şey etmek için söylemedim. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Kınamak, gülmek için söylemedim. Yani üzüldüm. Daha sonra koca imparatorluk çöküşe geçti Kanuni'den sonra. İç kargaşalar başladı. Hanedan üyeleri imparatorluğu toparlayabilmek bir yana can derdine düştüler ve birbirlerini boğazlamaya başladılar. Bakın o zamandan sonraki iç isyanlara padişah şey ya da sadrazam ya da o şeyler vezirler ondan sonra padişahın çocukları sadrazamlar hiçbirisinin can güvenliği yok. Hepsinin arkasında 8-10 demir kapı arkasında uyumaya başlamışlar. Ve bazısı çıldırmış, bazısı normal değil ama Yeniçeriler o zamanki despot rejim ya da oligarşik yapı gene de bizim dediğimiz oldu diye deli veli değil de deliyi getirip tahta oturtmuşlar. Sen burada otur sembolik olarak dur burada. Gene de ne görüntü olsun falan diye. Çökmüş mü çökmüş. Resmi olarak Osmanlı Devleti'nin çöküşü, imparatorluğunun çöküşü her ne kadar 1920 Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla beraber yani o çöktükten sonra Türkiye Cumhuriyeti kuruldu derlerse de aslında 1856'da falan o şeyle bitmiş zaten Gülhane Hatmi işte yabancılara verilen imtiyazlarla falan resmen pay başlamış. İmparatorluğun şeyleri dört bölgedeki arazisi dahil nasıl pay edilmeye başlamış, içeri sömürü olarak kullanmaya başlamış falan filan. 70 sene sürmüş bu taksimat. 1920'de de resmi olarak Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş. Gelelim Amerika'ya. Kimin yönettiği belli değil. Bir yerde de Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemleri gibi. Dikkat edin bağlantıya bak. Oligarşik bir yapı var Amerika'da da bugün. Başkan falan hikaye. Dün gördük işte geldi İsrail'e. O bunak mı yönetiyor Amerika'yı yani? Eline verilmiş dört notu bile okumaktan aciz. Kim veriyor o notu? Kim ne yapıyor? Yürümekten aciz. Ondan sonra yanında dört tane muhafız. Allah muhafaza halının üstünde yürürken bile ayağa takılır da düşer diye milletin gözü tetikte. Başkana bir şey olmasın, başkana bir şey olmasın. Yani o bir kukla başkan. Bu onların son dönemlerini gösteriyor artık. Bir de bu şey Konfüçyüs'ün başta söylediğim laf var ya yani başka taraflara gitmeyin. Vatanınızdan çok uzaklara gidip savaşmayın. Ayrıyeten dünya kimsenin malı değildir. Amerika Tanrı'nın gazabı ensenizde. Tanrı kimseye kendini oyuncak ettirmez. Bu dünya geçmişte de bugün de kimseye kalmadı. Bu dünyaya geçmişte de bugün de kimse hakim olamadı. Oldum diyenler çoban değneği havaya atıp da düşene kadar bir hakimiyet süresi sürdüler. Bakın İskender'e gidip gelip savaş bitene kadar. Bakın Cengiz Han'a gidip gelip savaş bitene kadar. Bakın Osmanlı İmparatorluğu'na
Yani bahs 600, 600 falan değil Osmanlı İmparatorluğu'nun. 1500'lerle 1600'ler arası. 100 sene. Bu dünya kimseye yar olmaz. Unutmayın. Amerika'nın çöküşü de yakın. Çünkü çok aldı falan filan değil de çok hata yapmaya başladı. Çok teknik hata. Makyavelli'yi unutmayalım. Hoşça kalın.